Elite'e giden Warrior bölüm 11'e hoş geldiniz. Biliyorsunuz bir önceki videoda dernek olayını söylemiştim, hani orada oraya gelen paralar bağışlanıyor diye. Biraz araştırdım. Benim 10.000 abonem olmadığı için o olayı yapamıyormuşum. Kusura bakmayın, hepinizden özür diliyorum. Sanki biraz yanıltıcı gibi oldu. Ben de şöyle bir şey yapmayı planladım. Şimdi bir önceki videoma bakın. Bu videoma değil. Bir önceki videoma attığınız like kadar bağış yapacağım. Yani inşallah kendimizi öyle telafi etmiş oluruz. Ne kadar like atılmış bir bakayım hemen. 751, tamam. 750 TL direkt bir bağış yaparız inşallah. Beklediğim bir para var, o gelsin. Direkt bağışımı yapacağım inşallah. Videonun içinde göreceksiniz zaten. Seyus'taki itemleri sattık. Pandora'ya GB aktaracağız inşallah. Şu anda kafamda bir silah var ama kararsızım. Size de onu söyleyeyim dedim. Şimdi 9 Glaive alınabilir. Onun yanında Mirage Sword, Rep 9. Rep 9 Mirage Sword almayı düşünüyorum. Bu da neden? Şimdi ben yanda da bir tane priest yapacağım. Çünkü mesela biz Boro Balrog geldiği zaman sadece belli saatlerde farm atacağız. Evde yalnız başıma olduğum zaman veya bir iki arkadaşımla olduğum zaman en azından STR priest'e daha iyi farm yapılır diye düşünüyorum. O yüzden sword alacağım. Mirage sword alacağım rep 9. Ayrı bir nedeni daha, partide herkes bizim long spear takıyor. Yani raptor, glaive bunları takıyorlar. Arada bir farklılık olsun istedim. En azından anti'yi delecek bir silah olsun istedim. O yüzden Mirage sword'a yöneliyorum. Eğer sizin aklınızda da fikirler varsa yorumlara yazabilirsiniz. 50 GB kadar para gelecek çara. 50-55 o civarda. Bir item alacağız. Şeyi bekliyorum ben daha doğrusu zaten. Şu an server birleşimini bekliyorum. Serverlar birleşince bir o GB'nin bir hype yapacağını düşünüyorum. O yüzden serverlar birleşince muhtemelen direkt satarım bütün GB'yi. Neyse, fazla da uzatmayalım. Videomuza geçelim. İlginç bir buz aldım. Normalde biliyorum burada buz drop'u var da geçerken keserim her zaman. Buradaki yaratık var. Bir tane buz attı. Şöyle buzu da göstereyim. DM deniyoruz şimdi arkadaşlar. 3 kişiyiz. Dark Marelerden bakalım ne atacak. Buz falan alırız inşallah. Bir tane zaten buzu biraz önce çektim. O aşağıdaki drop'tan aldım. Güzel de kesiyoruz. Yani 0'a 0 dönüyor şu an slot. Bakalım bir drop atarsa göstereceğim size. Bir adet raptor aldık. Aradığımız drop buydu zaten. Şöyle göstereyim. Hatta Dark Mirror'dan aldığımızın kanatını nasıl gösterebiliriz? Gösteremeyiz herhalde. Yo, bak görünüyor. Dark Mirror'a atak vermişiz. Raptor. Oyun saati 08:08. Beklediğimiz drop buydu. Şimdi saatte bir tane düşürsek bizim için evladır. 5M şu anda, 15M bir tanesi. 3 kişi olduğumuz için kelle başı 5M tertemiz. Bir de Iron Bow düşürdük, bilginiz olsun. Şunu da takalım. Glaive, Elixir falan, bunlar zaten çöp itemler. Akşam FTS'ine girdik. İnşallah mavi alırız. Ama çok mavi alacağım gibi durmuyor. Muhtemelen yeşil. Ama biz yine elimizden geleni yapalım. Alırsak alırız, alamazsak alamayız. Şans artık, gerisi kader. Şöyle vuralım. Zaten bizim şimdi olayımız burada belli oluyor. DS'lerde falan böyle yüksek canı olan yaratıklarda melenin gücü ortaya çıkıyor. Yeşil aldık. Yapacak bir şey yok. Şöyle göstereyim. İyi, bir tane daha token aldık mı onunla da mavi alırız. JR'ye girdik. DBC, DB mi DC mi diye sordu. Muhtemelen var premiumlu. Eğer öyleyse helal olsun. Bu bak öyle priestlere helal olsun. Var premium abi. Priest oynuyorsan bence var premium alacaksın. Çoğu priest gold premium alıyor. Çünkü farmda da etkisi olmadığı için ucuza getirmeye çalışıyor ama sırf bu etkinlik için direkt şey alırım yani. War Premium alırım priest oynasam. Çek abi bir tane. Kaç kaç kaç. Ya beyler bu kadar şey olmaz ya. Yemin ediyorum bu kadar şans olmaz. Devan'ın canına bak, şuradaydı. Şunu kesim de. Yenildiler zaten. Çok şey yapmaya gerek yok. Klavye şeydi, mikrofonu da önüme almadım. Çok fazla yani, çok fazla vurduk diye. Muhtemelen win ama ben niye vuramıyorum? Hah. Muhtemelen win. Klavye sesi gelecektir, kusura bakmayın şu an için. Çünkü önümde değil mikrofon. Kısa süreceği için hiç önüme almadım. JR'miz bitti. Şöyle iki tane silver gem, bir tane blue gem, bir tane de green gem aldık. Hemen depoya atıyorum. Farm çarına geçiyorum. Bu arada bir de upgrade'im var. Onu da göstereceğim birazdan. Şimdi upgrade yapıyoruz. Bu raptorla buz slottan düştü. Arkadaşlara paylarını verdim. İtemleri ben upgrade yapacağım. Şöyle göstereyim. Ne kadara geldi? 5M benim olduğu için 10M raptora verdik. Bu da 2M. Hadi 1.5 da buna verdik. Lan nereye gidiyor bu çar? Yanlış yerden soktum. Dur şöyle ezik boost'a basıyorum. İkisini de. Bunu artı 2 ezik boost'a. Bunu da artı 3'ü ezik boost'a basacağım. Çünkü Iron Bow için çok yatırıma yapmaya gerek yok. Tamam. Yanarsa burada yanar. Bunlar ne yapıyor burada? Ha, çar kasıyorlar. Yanarsa yandı. Tamam. Önemli olan zaten Raptor. Artı 6'ya kadar götüreceğiz. Sonra salacağız. 4'te yanmasın inşallah. Ya geçti. Güzel. 5'e atıyorum. Bir kere pirav atalım.
Şöyle 5 oldu. Geçti 5'e bu arada. Güzel. Şimdi ya yine veleti kapatmayı unuttuk be. Geçti mi? Geçti, çok güzel. Artı 6. Hayırlı uğurlu olsun. DK farmına tam gaz devam. O öbür köşe dolmuştu. Biz de buraya geldik. Şöyle üstüm başımı göstereyim. Şimdi fotoğrafını çektim. Bu kadar coin yoktu. Üstümde coin unutmuşum. Bakalım ne kadar kalacak. Yarın akşam 8'de geleceğim. 8'e kadar devam ederse parti, size ne kastığını gösteririm. Bir 20 saat falan farm kartmış olacağız burada. 20 saat DK farmını bitirdik. Şimdi size toplam atılan dropları söyleyeceğim. Hepsi bende değil tabi, arkadaşlarım da, diğerleri de. Herkesten öğrendim, not aldım. 4 tane raptor düşmüş. 14 tane boost düşmüş. 5 tane best düşmüş. Şu ezik boostları saymıyorum. Onlar çok önemli değil. Bunlar 300k, 500k. Kişi başı 4 kişiden toplam kişi başı da 6'şar hem düşmüş. Biz hesaplarımızı yaptığımızda şöyle söyleyeyim. Warrior'lar 1.5 paket, en az 1.5 paket geni harcıyor. Bilginiz olsun. Bir pakette geni harcıyor. 2 warrior kasıyoruz orada. Toplam 3 paket geni hammer, 2 paket geniye. Sadece warrior'lar. Okçu 15 tane geni hammer, 1 tane geniye. Priest de sadece 1 tane geniye yiyor. Toplamda 4 tane geniye, 3-4 tane de geni hammer harcıyor beler. Ona göre hesabınızı yaparsanız şu an droplar çok az karda gibiyiz. Kişi başı 5M para geldi gelmedi, bilginiz olsun. Yani bugün çok iyi değil. Daha yine biz deneyeceğiz tabii. Burada farmı bitirmiyoruz. Sürekli buradayız. Çünkü stabil bir slot değil. Bir günde değil. Bizim tahminlerimizce bir haftada belli olur bu slot. X kaplan mı? Niye nick mi aldınız ya? Vay be. Adam kaplan denemiş olmamış. Neyse. Bir hafta falan deneriz sürekli. Eğer bir hafta boyunca da droplar böyleyse zaten bu slot'a hiç girmeyiz. Akşam CR'sine şimdi giriş yaptık. Takımımızda mage yok ama şey olarak çok iyi bir takım. Atak olarak çok iyi. Karşı takım iyi bir parti değilse muhtemelen yeniriz abi. Bizde 3 tane 83, bir tane de 82 warrior var. Bir tane de assassin. Bence çok güzel bir takım. 5-5 geldi. Allah'tan 5-5 geldi. Yoksa biz devayı da kes. Aa, bizimkiler. Bizimkiler. Allah. Ha, bir toplanalım. Birli geldi. Birli deyim. İnşallah artık klavyesi gelmiyordur. Lan bir dur, önüme kesme okçu. Hadi abi öl. Cık, olmadı. Ha, mage. Abi nasıl kaçıyorsun ya? Yere vur. Aa, ucundan kaçtı yine bak. Abi ESC alamıyoruz. Çok büyük sıkıntı. Öldü bu. Tamam, güzel. HP boost. Cık, bizim priestleri yiyorlar ya. Aa, Thor geldi. Çok güzel abi. Ölür müsün? Abi Priest'teyim ben. Priest oynuyorum. Tamam, güzel güzel güzel. 3-2 çok güzel. Mono. Beyler bizde okçu varmış. Allah çarpsın, haberim yoktu okçudan. Never Dying'in de selamını alalım. Selam verdi. Aha. Tuttum abi. Ben gidiyorum mage'ye. Gel la buraya. Tamam tamam tamam. Tamam, sakin. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok. Arkaya aldım desimi. Güzel oldu, güzel. Çekemedi adam. Sen öldün. Aa, gitti. Şu yazıyı şuradan çekelim abi. Geldim. Geldim, geldim, geldim. Bir şey yok, 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 bir şey yok. Mage'yi oyalıyorum şu anda. TP yapamaz o. Yemedi. Hasar almıyor. Talia var. Muhtemelen Talia var da. Çok güzel. Gitti, bay bay. Bir yere vurayım. Yer misin, sıkayım bakayım. Yemedi. JR'miz bitti. 2 silver gem, bir tane de blue gem. Bunları hemen banka yatıyorum. Üstüm başımı çıkartıyorum. Farm slotuna geçiyorum tekrardan. Beyler silver gemleri satıyorum. Diğerlerini kıracağız. 8 tane, bunun 2 tanesi arkadaşım, bilginiz olsun. Tanesini 12.250'den verdim. Şöyle kabul ettim. Dur, bir hesap yapmadım ya. Şimdi yine bunları kırıyoruz. Geçen sefer kırdık, hiçbir şey almadık ama bu sefer de kıracağım. Belki bu sefer bir şey alırız. Şansımızı deniyoruz. Biliyorsunuz bunların tanesi 2M. Bu 3.5M.
Ne diyor? 2, 4. Kırdım abi. Ver bakayım bir şey ver. Bu satarsa... Ulan DS geliyordu beyler. Hadi abi. Ver bir drop. Güldür bizi. İnanıyorum. Yine olacak. Ulan ya hiçbir şey atmadı. Neyse ben bunları kırdırayım bari. Bir şey çıkarsa gösteririm size. Pandora 2'de yine Savaş JRS'ine girdim. Bak yine 2 tane Priest geldi. Şu an 2'de 2. Eğer 3'de 3'de olursa bu da demektir ki Pandora'da abi sürekli Priest geliyor. Şöyle bir girelim yaratıklara. 4 tane, 3 tane Mage var. 3 tane Warrior var. İşte işin kötü yanı bir tane Rogue'imiz yok. Keşke olsaydı. Eğer yavaşlarsa slotları, yaratıkları kesmemiz yavaşlarsa bir atak sayacağı basarım. Çok şükür bugün de deva keserek kazandık. Ay yine gelmedi ya. Bakayım. Kime gelmiş? Oo. Bayağı fark var. Tamamdır. Şu arkadaş. Ha, SVSC vermiştik de onu iade ediyor. Eyvallah. Toplam şu an gelen 2 tane Silver Gem, 1 tane Blue Gem, 1 tane de Green Gem. Bu çarı, yan çarı tekrar farm slotuna götürüp uyuyacağım inşallah. Akşam BDV'sine giriş yaptık. Bu arada klavye sesi için de yine azaltmaya çalıştım olabildiğince. Şöyle. Artık olmazsa yeni klavye alıyorum beyler. Yani yapacak bir şey yok. Bunu satarım. Bir tane yeni klavye alırım. Çok ses çıkartıyor bu ya. Ya normalde beni rahatsız etmiyor da izleyenlere belki çok fazla geliyor olabilir. Ben oynayamadan win oldu ya. Onu ben alayım bari. Scream tutar mı? Yok. Güzel gitti. Bizim oyun bitti. Yani ben daha bir tane adama vurabildim. Diğerleri de çıktı. Normaldir ama çok hızlı kesti bizimkiler. Neyse ellerine sağlık arkadaşlarım da. Yeşil kutuyu aldık. Bankaya atıyoruz şimdi bunları. Şunları atacağım ama şifre istiyor. Şunları atarım birazdan. Bunu da bankamıza atalım. Akşam JRS'ine giriş yaptık. Takım iyi gibi. Bir tek işte mage'imiz yok. O yüzden biraz kötü bizim için. Tahmin ettiğimiz gibi PK'ya kaldık. Yani daha yeni gelmiştik devaya. Bakalım bir toplanalım nasıl olacak göreceğiz. Daha adamların itemlerini de görmedim hiç. Bir Wolf de bitti zaten. Şimdi bir Wolf gelir. Şimdi Baba Fingo'yu tutalım şöyle. Sağdan sağdan gidelim. Bastım. Oha yedi lan adam. Çok güzel gitti. Bu da öldü. İyi iyi bayağı bu arada bayağı iyi kestik adamları. Bir anda hepsi gitti. Abi bir kill'i nereden aldılar diyecektim. Bizim adamı arkada kesmiş. Son birkaç dakika ineceklerini düşündük de yani dedim son 2 dakika inerler. Zaten çok bir kill farkı yok. Adamlar pes etmiş sadece 3 kişi var. İnsen de inerlerdi zaten. Yani bir win daha diyebiliriz. Şöyle gemlerimizi de aldık. Bunu bankaya atıyoruz. Şunu takalım. Aylava şu an ihtiyacımız yok. Tekrardan P3'e geçip farma devam edeceğiz. Şimdi bir impact artı 7 deneyeceğiz. Bizim arkadaşlarla şey denedik. Bu Murky ile şu anda 20 saatte neredeyse 20 saatte hatta 18 saatte 45 tane hamur yiyor. Artı 7 impact ile 30 tane 35 tane hamur yiyor. Arada 10 tane fark var. Yani o da 3 günde bir paket geniye hamur şey oluyor yani. Fark oluyor. O yüzden biz dedik bunu alalım. Murky'yi satalım. Murky şu an 3800'de alıcısı direkt çıkıyor. Murky'yi satacağız. Impact alacağım. Şimdi basmayı deneyeceğim. Eğer basamazsam da pazardan çekeceğim. 85 enmiş pazarda. Şöyle artı 2, artı 1 atalım şunların ikisinde. Ezik boost atıyorum çünkü fiyatı 1.5 em şu anda. Çok önemli değil. Aa yandı. Çok önemli değildik ama. Güzel geçti. Şimdi gidelim. Alalım boostları artı 7'ye kadar sallayalım. Şöyle NPC başında basacağım. Kafamı şöyle çevireyim de görmeyeyim. Hadi bu sefer burada basalım. İnanıyorum artı 7 olacak. İnanıyorum yani. Bu sefer gerçekten içimden geçiyor. Bu tarafa koydum. Artı 5. Geldi. Gelmiş olması lazım. Güzel. Artı 6. Bu köşede basıyorum artı 6'ya. Gelirsin. Geldi. Çok güzel. Çok güzel. Durmadan. Bastım. Kapatıp gittim. Ah be. Yandı ya. Tüh. Neyse. Çok da güzel gitmiştik var ya. Çocuğu da görünce bir an sevindim. Bu hasılatları satıyoruz. 4 tane silver gem. 1 tane blue gem. 1 tane black gem. 1 tane green gem. 1 tane mavi kutu. 3 tane yeşil kutu. Şimdi arkadaş hesaplayıp yazacak. Ben de ufak bir hesap yaptım. Aynen tamamdır doğru para. Hayırlı uğurlu olsun. Impact artı 7'yi aldık. Arkadaşlarla beraber şimdi Discord'dan deniyorduk sürekli geçirmeyi de yok geçmiyor yani.
Kaç tane yaktım? Ben kendim 3 tane yaktım. Bir de video dışında bir tane daha denedim. Onu da yaktım. Arkadaşlarım 3'er 4'er tane yaktı. Zaten hiç denemesek, parayı bana verseler direkt bir tane impact 7 alırdım. Şöyle impact alalım. Böyle daha verimli oluyor beyler, bilginiz olsun. Şimdi bunun da hacker'ın 18 bin duratı var. Artı 5, ama bunun da artı 6'sını alacağız. 13M falan. Onun da duratı 19 bine çıkıyor. Böylelikle neredeyse impact'i full performans kullanabiliyoruz durat kısmını. Mur 2 artı 7 15K bunun. Bunu satacağız. Şöyle satmaya çalışıyorum da bakayım, alıcı gelirse direkt bunu da okuturuz. Şimdi pazarımızı kurduk. Elimizdeki bütün satılabilecek eşyaların hepsini koydum. Çünkü artık depoyu temizlemem lazımdı. 7 Mur 2 405M artı 6 Raptor 60M Amulet of Dexterity 18, Gutness'lar 4'er, Flame Ring 4, Old Skeleton Belt 4.5, TS'lerin de tanesini 373M'den, 373K'dan koydum. Toplam 508M gelirimiz olacak. Bundan kesinti olacak. 3 kere 5'ten 15M kesinti olacak. Gerisi bize kar. Demir yürek alım satım. Bir ikinci bilgisayarı da düşünüyorum beyler bu arada. Ufaktan da bir pazar işine girmek istiyorum. Ona karar vereceğim. Bir 4-5 milyarlık bir laptop bakıyorum. Hatta bir tane şey gördüm. Bu Casper'ın bir laptopunu gördüm. Casper Nirvana'nın. 5000 liraydı. Sıfır. Belki onu alırım. Uzun ömürlü olsun diye. Zaten pazardan muhtemelen çıkartırız ya. Şöyle göstereyim. Murki dışında hepsini sattık. Bir tek Murki ile Fleming kaldı. Şimdi Murki'yi elden satmaya çalışacağım. Eğer alıcı bulamazsam bilgisayarı kapatacağım. Çünkü tek bir Murki için bilgisayar sürekli çalışmasın. Bu gece de farma bırakmadık çünkü. Bir eksiğimiz vardı. Farma bırakmadık. Bilgisayar dinlensin. Biraz kendine gelsin en azından. Kafasını toplasın. Zaten yine sabahın köründe mesaiye başlayacak. Murki için bir arkadaşla konuşuyorduk, parti başkanı Nick'le. Bu arada ilk donate'imizi aldık YouTube'dan. Normalde Twitch'ten yayın yaptığım dönemde bu donate işi oluyordu normalde. Adam dedi, şöyle göstereyim konuşmayı. Murki için konuşuyorduk. Değil misin falan filan. Geldik, onem verdi. Şöyle Allah razı olsun, ilk donate'imizi de aldık YouTube'da. Şimdi çitin seti satıyorum. Adam tam göğüslüğü de alacaktı. Şöyle 4 parça 75M veriyor. 25M'e de göğüslüğü sattık biraz önce şuradaki arkadaşa. Nick'ini göstereyim. Gordes. Tam bu arkadaşla anlaşıyorduk. Pazardaydım o anda. Direkt çekti 25M'den. Buraya 24M geldi. Toplamda 1 GB'ye seti verdik. Bilginiz olsun. Murki hala duruyor. Murki'yi de böyle satıyoruz. 360M. Bizi izleyen bir arkadaşmış. Şöyle Murki'ye de 360M. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi toplam paramız Trina ile beraber 11 GB olacak. Elimizdeki Raptor'da 10-11 GB arası desek 22 GB gibi bir paramız oluyor Raptor'da gittiği zaman. Yerine Glaive 9 alacağız bu arada inşallah. Bir 10 GB, 15 GB gibi bir paramız eksik. Onu da tamamlarsak artık cepten tamamlıyoruz. Oradan buradan halledeceğiz. Bir tane Glaive 9 alacağız. Onun için çabalıyorum, bilginiz olsun. Yani Glaive 9'u yapıp artık silahla uğraşmak istemiyorum. Çünkü Glaive 9 zaten muhtemelen 1 yıl boyunca benim koyabileceğim en üst silah. Bir yıl sonra inşallah hem biriktirdiğimiz parayla, kastığımız belki biraz da nakit desteğiyle Raptor 9'u atlatabiliriz. Ama şu anlık Glaive 9 yeterli gibi duruyor. Klan işini de hallettik bu arada. Real Madrid CFO yaptık. Bunu da nasıl yaptık? Bu ismi bir tane arkadaş almıştı. Biliyorsunuz bir önceki klan ismimiz sadece Real Madrid'ti. Real Madrid CFO alındığı için koyamamıştık. Bu klanı alan Karus arkadaşla konuştuk. Klanı bize devretti 30M karşılığında. Böyle klanı da aldık, çok güzel oldu. En azından artık kendi ismimiz var. Akşam CRS'ine giriş yaptık. İnşallah bu sefer klavye sesi gelmiyordur. Çünkü mikrofonu bambaşka bir şekilde yukarıdan üstüme doğru sarkıtıyorum. Sesi yukarıdan aldırıyorum. Şimdi macun bitmiş bilgisayarda. Biraz önce onu temizledim. Termal macun bitmiş. Şunu bir çekeyim de böyle anlatayım. Termal macun bitmiş. Ya birden PK ortasındayız. Birden şey oldu. İşlemci 100 dereceye çıktı ısısı. Ne oluyor ne ediyor derken bilgisayar kapandı. İşlemci 100 liraya çıkınca. Herhalde kendini korumaya aldı. Yeni modeller böyle. Sonra tıklıyorum açılmıyor. Tıklıyorum açılmıyor dedim. Belki açılır. Sonra bir açtım içini bilgisayarın. Termal macun neredeyse sıfıra inmiş. Neredeyse sıfır olmuş. Gittim biraz termal macun vardı Allah'tan evde. Termal Tek miydi? Marka var Termal Tek diye. Onun macunu vardı, sürdüm. Şimdi bir sıkıntı yok. Hatta uygulama var. Uygulamadan sürekli kontrol ediyorum. Ne olup ne bittiğini, dereceyi. Yani 70'lere falan çıkmazsa yine, yani çıkarsa yine bu sefer şeye götüreceğim. Profesyonel bir temizlik yapan yerler var. Oraya götüreceğim.
Çünkü sıvı soğutucu var. Normalde başka bir şey olsa ben açar temizlerim de. İlk defa sıvı soğutuculu bir bilgisayar aldık. Yanlışlıkla şeyden korkuyorum. Şimdi boru delinir, içinden sıvı akar. Ekran kartına dökülür, bir şey yapar, şase olur. Yani çok şu an ekran kartı çok pahalı içindeki. Zaten dünyanın parasını verdik. İnşallah bir şey olmaz bilgisayara. Bir şey olursa da yapacak bir şey yok. Allah'tandır her şey. 5-5 geldi beyler. Deva'ya da yeni başlamıştık zaten. Bakalım karşıdaki adamları göreceğiz. Şimdi şu monumuzu bir keselim. Geliyorlar. İnmeyecekler sandım. Şunu bir sil. Ya şu sayfanın yerini değiştirdim de. Bir dakika. Aha. Vur abi yere. Öldü, öldü, öldü. Tamam, çok güzel. Diğer priestleri nerede? Ben gidiyorum diğer prieste. Çekil önümden. Tamam. Girdim buna. Vur alanı. Tamam, çok güzel. Eskrimi yer misin? Yemezsin. Tamamdır, bitti. Biz bunları yendik. Bunlar daha da oynayamazlar. Bitti gitti. Tamamdır, güzeldir. Ellerine sağlık. Ya ben... DC'ydim. Bir de hiç kıpırdamadım. Oyuna lag girdi. Ya şimdi 2 saniye bir şuradan şeye bakmak istiyorum. Forma bak. Herkes yazıyor. Bakayım millet DC mi olmuş ya. Gerçekten üzüldüm ya. Kazandığım yerde şöyle bir yazalım. Pandora 2 DC. Ya çok kötü oldu bu ya. Boşu boşuna yenilik. Neyse sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Sirius'a girdim. Biliyorsunuz DC yedik zaten. DC'den sonra dedim ki bir Sirius'a gireyim. İtemlerin piyasası ne kadar bir görelim diye. Öyle soruyordum itemlerin fiyatını. Arkadaşımın pazar seviyesinden baktırdım. Benim bütün itemlerim, şöyle itemlerimi söyleyeyim. 8 Hepa X Raptor, 7 Dragon Set, Dual 1 Heros, 2 Sos, 1 Aos, 2 Mino, bir de 1 Mino vardı. Sordum fiyatını. Dedi ki pazarda normal pazar fiyatı 49, 48, 50 GB arası. Bu fiyata. O da en yüksek fiyatları yani. Pazarın, pardon, en düşük fiyatı. Yani satabilirsen en ihtimalle o paraya satarsın dedi. Uğraşırsan. Bir tane adama sordum. Adam dedi ki o itemlere 40 GB veririm. Ya ben de dedim hani 8-9 GB için, 8 GB için. Bir de GB'nin şu an Sirius'taki değeri 160 TL. Yani toplasam 1000-1500 lira için zaman öldürmeye değmez. Çünkü çift bilgisayar yok. Çift olsa hani derim ki pazara bırakırım, yavaş yavaş gider. Adamla konuştum abi. Adama verdik beyler 40 GB'ye. Şöyle hiçbir şeyimiz kalmadı. 13 GB burada var. 21 GB burada var. Şöyle silver barlarda tam 10 GB'lik de silver barımız var. Toplamda kaç GB yapıyor ya? 13 burada. 21 burada. 34. 10 da burada. 44 GB yapıyor. Şu an satmayacağım. Şu an 160 TL GB'nin fiyatı. Bir GB'nin. Birleşince satacağım. Çünkü birleşince kısa süreli de olsa bir hype yaşayacak serverlar. Benim tahminim 160'tan 200'e fırlar. Yani 200'e kesin fırlar diyorum. Maksimum 250'ye fırlar gibi hissediyorum. 250'yi de böyle görür mü görmez mi bilmiyorum. Yani en tepe noktası böyle bir saat iki saati belki 250 görür, sonra düşer diye tahmin ediyorum. O civarlarda GB satıp direkt Pandora'ya aktaracağım. Artık 9 Glaive'in sesleri yavaş yavaş geliyor beyler. 9 Glaive'imizi alacağız. Sonra diğer itemlerimizi alacağız. Bu arada şey olarak görmüyorum bunu. Hani cepten para koymak olarak görmüyorum. Çünkü Sirius'ta da farmla aldık itemlerin çoğunu. Çoğunu farmla aldık. Zaten eskiyi bilenler bilir. Dolandırılma hikayesi falan var. Onun videosunu kaldırmıştım. Sadece küçük bir video bıraktım orada dolandırılma ile ilgili. Bunlar da farmla kazanılan itemler. O yüzden yani Sirius'taki farmla yaptıklarımı oraya aktarıyorum. Parayı yemeyeceğim. Çünkü ben oyundaki parayı yemeyi sevmiyorum. Çok ihtiyacım olduğu zaman oyundan para çekiyorum. Şu anda Allah'a şükür öyle çok bir ihtiyacım yok. O yüzden buradaki parayı alacağım. Sirius'a aktaracağım. Özür diliyorum. Pandora'ya aktaracağım. Pandora'da birkaç item alırız artık. Çünkü Pandora'da güçlenmek istiyoruz. Klan arkadaşlarla konuştuk. Server'ı yakalayacağız. Ya yani o server'la hep dengeli gitmeye çalışacağız. Zaten şu anki mevcut itemleri biliyorsunuz. Server'da çok iyi itemlerimiz çok iyi sayılmasa da yine ortalamanın biraz daha üstünde itemlerimiz var klanca. Bunları daha da üst noktalara taşıyacağız inşallah. O server'da gelecek görüyoruz yani. Kendi açımızdan gelecek görüyoruz. Elite Giden Warrior bölüm 11 sona ermiştir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.